Evet sevgili arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Fener'in maçı var bugün ve Fenerbahçe'miz inşallah bu maçı kazanıp diğer maçın sonucuna göre de grubu lider tamamlayıp Avrupa'da yoluna hem daha güvenli adımlarla devam eder hem de lig maratonu içinde bize epey bir katkısı dokunur arkadaşlar. Şimdi konu dışında birçok şey var. Hani kısa kısa onlarla şey yapayım. Candaş Tolga Işık, Abubakar gerçekten sakat mıydı demiş Sergen Yalçın. Onu bilemiyorum. Ağır bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum diyerek cevap vermiş. Bizde olsaydı şimdi ortalık karışıyordu. Düşünün, giden futbolcuyla bile bizim ortalığı karıştırıyorlardı. Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Cemal Karakış'ın açıklamaları var. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bunca yıl Anadolu'nun her şehrine gittim. Hani taraftarlar herhangi bir zarar görmeyeyim diye yol boyu yardımda bulundular. Hani şuralar buralar sıkıntıydı falan filan diye saymış ama yer yer oluyor ya. Bu Fenerbahçe düşmanlığını hat safhaya getirdikleri için yoksa Fenerbahçe'den yana sıkıntı yok. Fenerbahçe görüyorsunuz yani. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Teknik direktörümüz Jorge Jesus İstanbulspor maçıyla birlikte kariyerinin 1250. resmi maçına çıktı. Ya 1 Temmuz 89 tarihinden bu yana teknik direktörlük yapıyor ve 1250 maçta 695 galibiyet, 276 beraberlik, 279 mağlubiyet aldı. İnşallah beraberlik ve mağlubiyet sayısı eşit kalır Fenerbahçe'de kaldığı müddet boyunca. Bol bol galibiyet sayısı artar inşallah. Biz de tabii ki de isteğimiz bu şekilde. Beşiktaş'ta Güntekin Onay'ın açıklamaları var. Her hafta söylüyorum, Jesus Türk futbolunda tüm ezberleri bozmaya devam ediyor ve adeta teknik adamlık dersi veriyor. Haftada 3 maç, yorgunluk, yoğun takvim, mazeret yok. Hakem konuşmuyor, öne geçtikten sonra rölanti oyuna dönmüyor. Sürekli kafasında rakip kale var, baskı var. Bence Jesus sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolunda mentalitenin ve uyuşuk futbolun değişmesi için de bir şans demiş. O yüzden de topu sürekli taca atma niyetinde olan bazı spor yazarları var. İşte BN Sports yorumcuları, sunucuları, moderatörleri var. Onlara dikkat etmek lazım. Ha, ben kendi açımdan şunu söyleyeyim. Benim golvar.com'da son yazılarımdan bir tanesinde dedim ki Fenerbahçe şampiyon olmazsa ortalık karışır. Yani bizim hiç kimse ligi izlemez dedim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Uğur Meleke, bugün sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Fenerbahçe. Eğer grubu lider bitirebilirse pekala hedefler büyütülebilir. Çünkü direkt son 16'ya kalmak hem devlerden bir süreliğine daha uzak durmak hem Mart'a kadar rahat bir takvime gitmek demek. Jesus kariyerinde 2 Avrupa Ligi, 1 kıtalar arası kupa finali yenilgisi var. Chelsea ve Liverpool'a uzatmalarda, Sevilla'ya penaltılarda kaybetti bu finalleri. Ben hocanın hedeflerinin büyük olduğuna eminim diyor. Ben de. Ama tabii ayak yere sağlam basarsa hedefe daha kolay gidilebilir. Mesela şu an sakatlıklarla boğuşuyoruz. Misal Luan Perez, Gustavo Henrique sakat. Ve muhtemelen ligde Rıza Çalınbay'ın dünyanın hani ülke menfaatleri, ülke futbolu menfaatlerinin umurunda olmadığı Fenerbahçe maçına çıkartacak olması malum. Sivas maçı, Giresun maçı ve Dinamo Kiev maçlarında da bu isimlerin forma giyemeyeceği kesin demişler. İyi de bu kanalın takipçileri zaten uzun zamandır biliyordu bunu. Çünkü bu kanal aynı zamanda bir duyum kanalı. Bu kanalda duyumlar da veriliyor. Fenerbahçe hakkında 7/24 konuşuluyor. Senat Okun açıklamaları var. O da diyor ki Jesus Altay'ı çok beğeniyor. Altay Bayındır'ı. Arkadaşlar ben size bir itirafta bulunayım. Belki Jesus da maç öncesi açıklamada söyler ama Altay Bayındır bugün dinlendirilecekti. Ve bugün kalede İrfan Can Eğri Bayat olacaktı arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Gerçekten bak. Yani ama son idmanda yaşadığı hafif sakatlıktan dolayı bu karardan vazgeçildi. Ama altyapıdan bir futbolcunun ilk 11'de başlama ihtimali %90'ın üstünde. Bakalım bu duyumum gerçekleşecek mi? Hocam gerçekleşirse abone olurum, üye olurum. Yalan söylüyorsunuz. Hiçbir şey de olmazsınız. Olmuyorsunuz da. Siz yeter ki duyumum gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, dürüst olun yeter arkadaşlar. Senat Ok diyor ki verdiği ilk raporda Altay'a müthiş yetenek olduğuna dikkat çekmişti. İleride Fenerbahçe'nin çok büyük bir kaleciye sahip olabileceğini vurgulamış diyor. Ve futbolcularına Karagümrük maçından sonra şunları söylüyor. Golden sonra niye Altay'a sarılıyorsunuz?
Ya siz bu topları arkaya kaçırıp toplayamadığınız için Altay bu golleri yiyor. Yani hoca önde oynatmayı sevdiği için kalecilerin adapte olması da zor diyor. Katılıyorum. Yani Jesus eski takımlarında da en başta kalecilerin benzer hatalar yaptığı görülmüş arkadaşlar. Bu kadar önde oynayan bir takımın kalecisi olmak farklı bir şey. Buna alışmak zaman alabiliyor. Arkadaşlar mantıklı baktığınız zaman Altay formsuz mu? Yoksa hocanın sistemine alışmasında bir sıkıntı mı var? Kararı size bırakıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Altay arkaya atılan toplarda bence hala alışamadı. Bak Fenerbahçe'de bu ana kadar hiçbir teknik direktör hücumu savunmayı bu kadar önde kurmadı. Ve savunma arasına arkasına bu kadar pas attırılmadı. Üstelik o kadar ofsayt taktiğine rağmen. Değil mi? İlginç. Crespo mesela. Aslına bakarsanız bugünkü maçta ben olsam hem Crespo'yu hem İsmail Yüksek'i hem Zaytsı üçünü birden oynatırım ilk 11'de. Üçünü birden ilk 11'de oynatırım arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Üçünü birden ilk 11'de oynatırım. Zaytsı'la ilgili hocam işte şöyle olacak böyle olacak falan. Ben olsam üçünü birden ilk 11'de oynatırım. Hem Zaytsı oynatırım hem Crespo'yu hem İsmail'i üçünü birlikte oynatırım. Hocam o bize orta saha lazım. Tamam. İkisini oynat. Bize savunmacı da lazım. Bence dörtlü savunma çıkmak mantıklı. Yani misal bir Yiğit Efe'yi oynatıp da Atilla Salah'ı merkez stopere çekip Serdar Aziz'i sağ stopere çekip böyle daha az gol yeriz denmesi ki Kiev hızlı kanatlarla geleceği için aslında bu sistemle çıkılacağını düşünüyorum ben. Subliminal de duyum vermiş oldum. Orta dörtlünün sağında bence Ferdi, solunda Alioski. Merkez ikili de Crespo İsmail olabilir. Crespo İsmail. Önlerindeki üçlü de ise yani Batshuayi oynayabilir, Joshua King oynayabilir, Arda Güler, İrfan Can. Hani birçok kişi oynayabilir. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama Zayt konusunda dediğimi unutmayın arkadaşlar. Yani durum bu. Jesus Fenerbahçe yönetiminden bazı transferler istiyor. Herkes zannediyor ki sadece stoper alıp işi bitireceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an için Fenerbahçe'nin devre arasında transfer sayısı sizin beklediğiniz sayının iki katı olabilir. Belki üç katı da olabilir. Bu dediğimi asla ve asla unutmayın. Çünkü Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer politikası çok değişik. Onu da söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe sahadan yani bugün derken bugün başlayıp yarın bitecek maçta lider olarak çıkarsa 1,1 milyon euro daha fazladan gelir elde edecek. Fenerbahçe'nin bu sezon sadece yayın şey sadece katılımdan şuradan buradan galibiyetten aldığı para 12,2'ye yükselecek. Yayın ve reklam gelirleri hariç bununla birlikte 14'ü geçer, 15'i zorlar. Yani milyon euro çok deli paralar bunlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de aslında bakarsanız bir olay daha var. Kesin bir olay daha var da o olayı anlatsam mı bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar Arda Günder diye bir oyuncu var. Gençlerbirliği altyapısında. Arda Güler değil, Arda Günder. Hocam ne öyle ya? Hemen çakmasını mı çıkartmışlar? Hemen çakmasını çıkartmışlar. Arda Günder. Şimdi Arda Günder Gençlerbirliği'nde oynayan bir genç bir kardeşimiz arkadaşlar. Öyle söylüyorlar. Ali Koç da Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Aktaş'a oyuncuya teklifimiz var gibisinde bir şey söylemiş falan filan diyorlar. Bu tam böyle değil. Biz Arda Güler'in hani sonraki satışındaki pay maddesini almak için görüşüyoruz Sayın Niyazi Aktaş'la. Ali Koç da hani futbolcunun Arda Güler adlı futbolcunun şeylerini sormuş. Şartlarını falan filan. O da siz bir gelin de konuşuruz, anlaşırız. Yeter ki gönüller bir olsun demiş. Bakalım gönüller bir mi olacak, iki mi olacak? İlk yarı sıfır, ikinci yarı iki mi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Brezilya basını Flamengo ile olan sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Jesus'un eski öğrencisi Everton Ribeiro ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazmış. Hatırlıyor musunuz?
Geçtiğimiz günlerde ben bununla ilgili duyum verdim. Dedim ki bakın yakında medyada duyarsınız dedim. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. İyi. Bu kafayla devam edin. İşinize geldi miydi? Hatırlamayın bakalım. Neyse. Gerçi sizin takip ettiğiniz kanallar, sayfalar Fenerbahçe İstanbul'dan çıkmadı. O yüzden dolu dizgin gidiyor. Lan nereye çıkmadı Fenerbahçe? Sadece Avrupa maçlarından bahsedelim hadi. Kiev için Polonya, Slovaçko için Çekya, Viyana için Avusturya, Ren için Fransa, Larnaka için Kıbrıs'a gitti. Sadece 5 maç Avrupa için deplasmana gitti ya. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden kaç maç fazla oynadığını bir siz hesaplayın. Benim hesaplamama gerek yok. Sizin matematiğiniz daha iyi. Bizim bugün kazanmamız lazım. Dosta güven, düşmana korku salmamız için kazanmamız lazım. Bizim bugün kazanmamız lazım. Yani Fenerbahçe maçı ülkenin geleceğinden daha önemli diyen Rıza Çalınbay'a karşı bizim bugün kazanmamız lazım. Fenerbahçe maçı yani ülke futbolunun önüne geçiyor diyen birilerinden yani neyse ya çok da detaya girmeyeyim ama Fenerbahçe'nin bugün kazanması lazım. Dosta güven, düşmana korku için kazansak bile yeterli. Ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. İnşallah bugün kazanan taraf, lider çıkan taraf Fenerbahçe olur. Mart ayına kadar hem Avrupa'da rahat oluruz, hem bazı bölüm sonu canavarlarından da kurtulmuş oluruz. Hem son 16'ya yükseldiğimiz için belki de transfer politikamız değişir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi unutmayın İrfan Can normalde as kaleci olacaktı ama hafif sakatlık maalesef olmadı. İrfan Can kahvecide bir sıkıntı yok. Akşam 11 oynayabilir. Onda bir sıkıntı yok ama İrfan Can eğri bayattan için söylüyorum. Siz kendinize yakışanı yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ne demek istediğimi anladınız video ile ilgili. Görüşmek üzere.